Veya veda zamanı. Ya biz erkekler haksızlık yapmayı çok seviyoruz. Vallahi haksızlık yapmayı çok seviyoruz. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Belki bunu bilerek yapıyoruz, belki bilmeyerek yapıyoruz ama yapıyoruz haksızlık. Kime mi? Çoğunlukla eşlerimize yapıyoruz. Hele bir de eşimiz çalışmıyorsa, of. Sorsanız ne iş yapıyorsun diye sorsan adama, adam diyor ki muhasebeciyim. Peki eşin çalışmıyor. Ev hanımı. Kahvaltıyı kim hazırlıyor diyorsun? Eşim, o çalışmıyor ya. Peki kaçta uyanıyor kahvaltıyı hazırlamak için? 5'te uyanıyor, şimdi evi falan da toparlıyor. Çocukları falan hazırlıyor okula. Sonra o götürüyor. Çünkü o çalışmıyor ya, ben işe gidiyorum. Peki çocukları okula götürdükten sonra ne yapıyor? Vallahi alışveriş yapıyor, çamaşır yapıyor, yemek yapıyor. Çalışmıyor. Şimdi onun işi yok, çalışmıyor. Peki sen işten döndüğünde ne yapıyorsun diye soruyorsun aynı adama. Dinleniyorum vallahi diyor, dinleniyorum ya. Bütün gün eşek gibi çalıştığım için dinleniyorum. Peki karın ne yapıyor? Yemek hazırlıyor. Çocukları beni doyuruyor, bulaşıkları yıkıyor, çocukları yatağa hazırlıyor, yatağa yatırıyor. Çünkü o çalışmıyor. Bunu söylerken belki düşünerek söylemiyor erkek. Bir kodlamayla söylüyor. Böyle kodlanmış. Ama azıcık düşünmek lazım be ya. Biz de o evde yaşıyoruz. Ve hayatı paylaşmayınca hayat çok yavan ya. Vallahi çok yavan. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.